Evet, iyi akşamlar değerli dostlar. Essen payitaht maçına hoş geldiniz. Kadromuzu sayalım. Kalede Necati 1 numaralı Necati, 11 numara Erhan, 7 numara Yusuf Öztürk, 99 numara Mustafa, 12 numara Semih ve 20 numara Yusuf Safran. Evet, maçın hakemi topu orta noktaya getirdi. Evet. İlk vuruş payitahttan geliyor. Topun başında Mustafa 99 numara. Evet, hakemin son işaretinden sonra ilk düdük geldi ve maçın ilk düdüğüyle beraber takımımız oynamaya başladı. Evet, çarşamba günü çekmiş olduğumuz maçtan sonra bugün payitaht Antwerpen'in maçının çekimini gerçekleştiriyoruz. Evet, ev sahibi Essen son derece ilk dakikalarda baskılı bir şekilde oyuna başladı. Yusuf Öztürk topu kontrol etmeyi başardı. Tekrar Erhan'a. Tekrar Yusuf Öztürk Semih'e bıraktı. Semih tekrar Mustafa'ya, Mustafa'dan oldukça ileriye uzun bir pas. Evet. Ve maçın ilk golü. Evet, 20 numaralı oyuncumuz yanılmıyorsam. Skor 1-0. Evet, maçın ilk golü Semih'ten, 12 numaralı oyuncumuz Semih'ten geldi. Dakika 2. Evet, kalecimiz kritik bir müdahalede bulundu. Evet, Mustafa'dan tekrar Yusuf Öztürk'e. Evet, takımımız güzel bir başlangıç yaptı. İkinci dakikada maçın ilk golü geldi. Skor 1-0, payitaht 1. Essen 0. Evet, ekranın başında bizleri takip eden değerli dostlar, görüntü ve ses kalitesi nasıl? Öncelikle onu yazarsanız seviniriz. Evet, 99 numara Mustafa topu yetişemedi. Ve bakıyoruz, taç mı? Korner mi? Evet. Out. Evet, ev sahibi takım baskı kurmaya çalışıyor. Semih uzaktan şut ve kalecimiz Necati güzel bir kritik kurtarış yaptı. Uzun pas tekrar Semih'e. Yusuf Öztürk topu kontrol edebilecek mi? Topu kaybetti. Tekrar rakip araya geldi. Tekrar Semih topu kontrol etmeyi başardı. Yusuf'a bıraktı. Yusuf'tan tekrar Semih'e. Ve rakip kaleci. Güzel kritik bir müdahalede bulundu. Evet, 8 numaradan güzel bir şut denemesi. Rakipten dönen top. Evet, taç Essen'in topu çizgiye koydu bekletmeden. 8 numara. Evet, özellikle bu maskeye bir an önce kalkması gerekiyor. Maskeyle konuşmak son derece sıkıntılı. Evet. Erhan topu kontrol etmeye başaramadı. Araya giren rakip ve takımımız payitahttan maçın ilk faulü geldi. Bakıyoruz, yaklaşık 10 metrelik bir mesafe var. Topun başında iki oyuncu var. Direkt kaleye şut gelir mi diye bakıyoruz. İkili baraj var. Evet, barajdan dönen top tekrar ikinci şut. Barajdan yine döndü. Araya giren Erhan topu kontrol etmeye başardı. Tekrar topu kaybetti. Evet, 2-2 son derece kritik bir pozisyon ve Essen topu taca gönderdi. Kalecimizden son derece uzun bir top. Evet, Yusuf araya geldi tekrar.
Yusuf Öztürk'e bıraktı. Evet, Yusuf'tan ve tekrar kalecimizde kalan top rakipten döndü. Tekrar kalecimizi kucağına kadar dönen top oldu. Evet, Erhan baskı kurmaya çalışıyor rakibe. Tabii ki böyle baskılar her zaman hata getirir. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar rakibi bırakmama gerek. Evet, 20 numara. Evet, Yusuf ikili mücadelede tekrar geri. Semih'e, Semih'ten barajdan dönen top, araya giren Yusuf Öztürk tekrar Semih'e bıraktı. Evet. 11 numaralı oyuncumuz Erhan araya girdi, topu kontrol etmeye başardı. Erhan'dan tekrar Yusuf'a. Yusuf'tan tekrar sol kanada Yusuf Öztürk'e. Evet, bu gece de bu gece sağda iki Yusuf yer alıyor. Birisi Yusuf Öztürk, bir diğeri Yusuf Safran. Evet, skor 1-0. Maçın ikinci dakikasında evet, Yusuf Öztürk'e çarpan top kornere gitti. Evet, bakıyoruz. Oyuncumuz 11 numara Erhan hakeme itiraz ediyor. Hakemden uyarı geldi. Evet, uzaktan şut. Farklı şekilde üstten alta giden top. Evet, 7. dakikada kritik bir şut. Skor 1-0. Essen 0, Essen 0, Payitaht Antwerpen 1. Maçın 2. dakikasında gol geldi. Evet, videoyu geri sardırıp golümüzü görebilirsiniz. 2. dakikada gelen gol. Evet. Oyuncularımız baskı kurmaya çalışıyor. 3'e 1 yakalandılar ve rakipten son derece süratli bir top farklı şekilde out'a gitti. Evet, bakıyoruz. Erhan çıktı yerine. Evet, kalecimiz Necati oyunu tekrar eliyle başlattı. Semih ile oyunu başlattı. Semih'ten tekrar geri Yusuf Öztürk'e. Evet, 20 numaralı oyuncumuz Yusuf topu saklamayı tercih etti. Tekrar Yusuf'tan. Evet, baskı, rakip baskı kurmaya çalışıyor son derece. Evet, Yusuf Öztürk'ten uzaktan şut. Direkt rakip kalecinin kucağına gelen top. Evet, skor 1-0. Payitaht 1, Essen 0. Maçın ikinci dakikasında gelen gol. Evet, Mustafa'dan tekrar. Evet, Yusuf topu saklamayı tercih ediyor. Tekrar geri Yusuf Öztürk'e. Sol kanada. Evet, araya giren rakip topa da dokunamadı. Top tekrar bizde. Evet, oyuncularımız baskı kurmaya çalışıyor. Rakip ceza sahasına fazla geri çekilmiyor. Geriye yaslanmıyor. Taç Hessen'ın. Evet, ekranı başında bizleri takip eden değerli dostlar, canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın. Ses ve görüntü kalitesini bilemiyoruz. Onunla ilgili bir chat bölümüne yazarsanız seviniriz. Çünkü internet biraz sinyal olarak düşük. Dolayısıyla tabii ki bu görüntü kalitesine yansıyordur. Yüksek kalitede videomuzu yarın akşam tekrar paylaşımını gerçekleştireceğiz. Oradan tekrar izleyebilirsiniz. Evet, 7 numaralı Yusuf Öztürk son derece süratli bir şekilde araya gelen rakip topu kontrol etmeyi başardı. Evet, rakip hiç bekletmeden oyuna tekrar döndü kontraya. Evet, 12 numaralı oyuncumuz Semih araya girdi, topu kontrol etmeyi başardı. Uzun bir Yusuf Öztürk'e pas.
Evet, oyuncumuz son derece süratlıydı. Farklı şekilde avuta giden top. Evet, Mustafa'dan kritik bir müdahale. Gol gelebilirdi ama son derece süratlıydı. Topu kontrol etmeyi başaramadı. Direkt şut düşüncesi. Evet, bu arada rakipten tekrar kalemize şut ve barajdan o kornere giden top. Evet, rakip direkt kornerden direkt kaleye şut düşüncesi. Kalemizin sağ tarafından avuta giden top. Evet, bu gece kalede Necati. Necati abi kaleyi koruyor. Evet, top direkt oyuncumuzun kafasına, Mustafa abinin kafasına düştü. Avuta gitti. Evet, rakibin 3 yedek oyuncuları var. Bizim ise 1 yedek oyuncumuz var. Özellikle deplasmanda 1 yedek, 2 yedek son derece sıkıntılı. Dolayısıyla en az deplasmana 3 yedekle gelinmesi gerekiyor. Fakat mesafe uzun olduğu için... evet. Oyuncumuz Semih'ten direkt şut düşüncesi. Evet, Erhan baskı kurmaya çalışıyor. Oldukça uzun bir top. Kalecimize kadar ulaşan top. Tekrar oyuncumuz Semih topu kontrol etmeyi başardı. Semih'ten tekrar Mustafa'ya. Mustafa topu kontrol etmeyi başardı. Derinlemesine ara pası düşüncesi. Araya giren rakip topu kontrol etmeyi başardı. Evet, diyoruz. Rakip bu dakikalarda baskı kurmaya çalışıyor. Evet, rakip kaleciden son derece kritik bir müdahale. Kornere giden top. Evet. Tekrar oyuncumuz bekletmeden kornerden oyunu başlattı. Beyler, faul yapmayın. Sakin oynayın. Evet, rakipten direkt şut düşüncesi. Oyuncumuzdan kornere giden top. Evet, 11 numara. Oldukça uzak bir mesafe. Buradan kaleye şut gelince bakıyoruz. Evet, son derece. Evet, kalecimiz Necati Yusuf Köstürk'le oyunu başlattı. Evet, oldukça başarısız bir ara pası düşüncesi. Rakip kaleciye kadar ulaşan top. Rakip kaleci bekletmeden oyunu tekrar başlattı. Bildiğiniz gibi kaleciler topu en fazla 4 saniye tutabiliyorlar. Bir defa dokunma, ayakla bir defa dokunma şansları var geri dönen toplarda. Evet, kalecimiz Necati'den son derece kritik bir müdahale. Top havalandı, tekrar önüne düştü. Evet, gerçekten kritik bir müdahaleydi. Skor 1-0. İkinci dakikada gelen golde takımımız 1-0 önde. Evet, bakıyoruz korner diye. Evet, korner. Kalecimiz Necati'den son derece kritik bir müdahale. Araya giren oyuncumuz Yusuf Öztürk. Bakalım topu kontrol edebilecek mi? Maalesef son derece süratli bir top. Topu kontrol etmeyi başaramadı. Taç Esra'nın. Evet, gelişine direkt şut düşüncesi. Farklı şekilde avuta giden top. Evet, taç. Oldukça kalecimiz uzun oynadı.
Evet, Yusuf'a kadar ulaşan top 20 numaralı oyuncumuz Yusuf. Safran bakalım buradan direkt kaleye dönüp vuracak mı? Evet, bu gece her iki takım da son derece güçlü bir oyun sergiliyorlar diyebilirim. Evet, oyuncumuz maalesef topu kaleye göndermeyi başaramadı. Out'a gitti. Rakip kaleci bekletmeden tekrar oyunu başlattı. 11 numarayla Erhan topu maalesef kaleye göndermeyi başaramadı. Evet, kalecimizin sağ kanadında boş bırakılan oyuncu son derece tehlikeli. Evet, oyuncumuz araya girdi. Tekrar topu kontrol etmeyi başardı. Oyuncularımız tekrar araya giren rakip topu kontrol etmeye başardı. 2'ye 1 kalecimiz Necati'den son derece kritik bir müdahale. Evet, skor 1-0. Maçın ikinci dakikasında gelen gol. Payitaht 1, Essen 0. Bu dakikalarda ev sahibi takım baskı kurmaya çalışıyor. Evet, Semih'ten müdahale. Top taca gitti. Rakibin Essen'in taç. Evet, oldukça uzak bir mesafe. Direkt şut gelir mi diye baktık. Paslaşarak oyunu devam ettirmeyi tercih etti. Evet, taç payitahtın. Evet, ekranın başında bizleri takip eden değerli dostlar, canlı yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı unutmuyorsunuz. Skor 1-0, payitaht 1, Essen 0. Maçın ikinci dakikasında gelen gol. Evet, topun başında Yusuf Öztürk. Tekrar Yusuf oynadı, Yusuf Safran. Bakalım buradan kaleye şut gelir mi? Evet. Rakip kaleciden kritik müdahale. 99 numarayla Mustafa topu kontrol etmeye başardı. Tekrar geri Yusuf Öztürk'e döneldi. Ve oyuncumuza yapılan sert müdahale sonrasında hakem faul düdüğünü çaldı. Evet, oldukça uzak bir mesafe. Buradan direkt kaleye şut gelir mi diye bakıyoruz. Topun başında Yusuf Öztürk. Çarşamba akşamı bildiğiniz gibi frikikte muhteşem bir gol vardı. Evet, farklı şekilde. Farklı şekilde out'a giden top. Evet, taç payitahtın. Oyun örnek saniye geçiyor. Evet, 3'e 2 yakalandı. Umarım tehlikeli bir pozisyon oluşmaz. Kale direğinden dönen top. Kale oyuncumuz Yusuf Öztürk. Bakıyoruz out mu diye, hakem out noktasını gösterdi. Evet, oldukça kalecimiz Necati'den oldukça uzun bir pas düşüncesi. Rakipte kalan top. Evet, Mustafa araya girdi. Topu kontrol etmeye başardı. Tekrar Yusuf Öztürk'e. Yusuf Öztürk'ten ara pası. 11 numaralı oyuncumuz Erhan topu kontrol etmeye başardı. Tekrar geliyor Yusuf Öztürk'e. Evet, Yusuf Öztürk'ten tekrar Mustafa'ya. Mustafa'dan Semih'e. Semih'ten tekrar Erhan'a. Evet, kalecimiz son derece suratlı bir şekilde topu sürmeyi tercih etti. Kaleye bırakmayın. Evet, uzaktan direkt kaleye şut düşüncesi, farklı şekilde out'a giden top. Kalecimiz bir anda topu sürmeye çalıştı, kaleyi boş bıraktı.
Evet, oyuncumuza yapılan müdahale sonrasında hakem faul düdüğünü çaldı. Semih yerde kaldı. Tekrar hemen oyunu başlattı Yusuf Öztürk'le. Yusuf'tan tekrar Semih'e. Evet, ekranı başında takip eden değerli dostlar, canlı yayınımızı beğenmeyi unutmuyoruz. Evet, son derece tehlikeli olabilecek bir pozisyondu. Evet, bakıyoruz hakem faul düdüğünü çaldı. Evet, rakipten 3. faul geldi. Beyler, rakipten 3. faul geldi ona göre. Ara bırakmayın. Evet. Yusuf Öztürk tekrar sol kanada. Oldukça bir de kaleye şut gelir mi? Ve isabetsiz bir ara pası düşüncesi Taç Esra'nın. Evet. 3 dakikanız var beyler. Evet. İlk yarının bitmesine 3 dakikalık bir süre var. Tekrar Yusuf Öztürk araya girdi. Topu kontrol etmeye başardı Taç Esra'nın. Evet, kalecimiz Necati'den son derece kritik bir müdahale. Korner. Hey. Evet, 4 oldu. Beyler, son bir faul. Mustafa topu kontrol etti 99 numarayla. Evet, rakip oyuncuya çarpan top kalecinin bacak aralarından kalalarıyla buruştu. Skor 2-0. Payitaht 2, Hessen 0. Evet, maçın bitimine yaklaşık 2 dakikalık süre var. Evet, oyuncularımızdan dönen top Taç'a gitti. Taç Esra'nın. 20 numaralı Yusuf Safran hemen önümüzde. 99 numaralı oyuncumuz Mustafa. Evet, ceza sahası dışında Emirhan'dan rakibe yapılan müdahale sonrasında hakem faul düdüğünü çaldı. Evet, maçın bitimine yaklaşık 1 dakikalık bir süre var. Evet, oldukça kritik bir nokta. Kaleye çok yakın, yaklaşık 7 metrelik, 6 metrelik bir mesafe var. Direkt kaleye şut gelir mi? Evet, bakıyoruz. Paslaşarak kullanmayı tercih ettiler ve avuta giden top. Arkanda. Evet, 2'ye. Evet, oyuncumuz araya girdi. Yusuf Öztürk topu kontrol etmeye başardı. Yusuf Safran ve 5. faul ve... Evet, 5. faul beyler. Ya, top uzun faaldı. Evet, Yusuf Öztürk bekletmeden oyunu başlattı. Rakip Esin 5. faulünü yaptı. Bundan sonraki faul penaltıya dönüşecek. Maçın bitimine yaklaşık 30 saniye bir süre var diyebilirim. Evet, hakem her an oyunu sonlandırabilir. Son saniye görebiliriz. Çıkın, çıkın, çık, 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 çık. Evet, rakip kaleci çıktı ve topa müdahalede bulundu. Oyuncumuz Erhan'la karşı karşıya. Rakip kaleci topun geçmesine izin vermedi. Evet,
Tekrar top Yusuf Safran'da kaldı. Maç her an bitirebilir. Hakem her an son düdük gelebilir. Evet, hakem hiçbir şey yok dedi. Oyunu devam ettirdi. Evet. Evet, Erhan tekrar Yusuf Öztürk'le paslaşmayı tercih etti. Evet, rakip. Evet, hakem saatini kontrol etti. Her an oyunu bitirebilir. Skor 2-0. Maçın ikinci dakikasında ilk gol geldi. Ve maçın ilk yarının son düdüğü hakemden geldi. Kale direğinden dönen top son derece kritik bir dakikaydı. Evet. Maçın gollarında şüphede kaldık. İkinci dakikada 12 numaralı oyuncumuz Semih'ten maçın ilk golü geldi. İkinci gol ise 99 numaralı oyuncumuz Mustafa'dan rakibe çarpan, ondan sonra rakip kalecinin bacak arasından kalabalarıyla buluşan top. Skor 2-0 oldu. Oyuncularımız bu dakikaya kadar son derece güzel bir oyun sergilediler. Özellikle rakip fazla baskı kurmayı başaramadı. Tabii ki oyuncularımızın bir yedek olması dolayısıyla biraz bir yorgunluk belirtisi var. Umarım ikinci yarıda herhangi bir sıkıntı yaşamazlar. Özellikle biraz önce de söylediğim gibi deplasman maçlarında en az 2 veya 3 yedek olması gerekiyor. Evet. Evet, maçın hakeminden ikinci yarının düdüğü geldi. Evet, ikinci yarıya ev sahibi takım ilk vuruşla oyunu başlatacak ve hakemin ilk düdüğünün gelmesini bekliyoruz. Hakem her iki kaleciyi de kontrol etti ve ilk düdük geldi ikinci yarıya. Oyuncularımız 2-0 önde başladılar. Evet, ilk yarının son saniyesinde rakip kale direğinden dönen top son derece kritik bir şuttu ama maalesef gol olmadı. Gol olsaydı son derece sıkıntılı olabilirdi ve bu arada 11 numaralı oyuncumuz Serhan'ın eline çarpan top hakem faul düdüğünü çaldı. Evet, oldukça uzak bir mesafe ve
Bakıyoruz. Barajdan kornere giden top. Evet, yarın akşam yüksek kalitede videomuzun paylaşımını, 4K paylaşımını gerçekleştireceğiz. Oradan daha güzel bir şekilde, net bir şekilde videoyu izleyebilirsiniz. Tabii ki izlediğiniz videolarda beğenmeyi unutmuyoruz. Evet, kalecimiz Necati'den son derece kritik bir kurtarış. Çok sert bir şut geldi. Evet, kalecimize bakıyoruz. Belini tuttu çünkü yere düştü. Evet, derinlemesine ve tekrar kalecimiz Necati'nin kucağında kalan top. Bekletmeden hızlı bir şekilde oyunu başlattı. Evet, Yusuf Safran topu sakladı. Şut çekmeyi tercih etti. Bırakmayın, bırakmayın. Bırakmayın beyler. Evet, rakip oyuncudan direkt şut. Tam kale direğinin köşesinden geri dönen top. Evet, ikili mücadeleyi Yusuf Öztürk kazandı. Bekletmeden taç vuruşu oyunu başlattı. Sağ kanada açtı oyuncumuz Erhan. Tekrar Yusuf Safran'dan Semih'e, 12 numaralı oyuncumuza. Aç 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 aç, yanında durma, aç. Evet, Yusuf'tan tekrar Yusuf'a. Evet, Semih topu kontrol edebilecek mi? Evet, Yusuf Öztürk uzaktan direkt şut düşüncesi gelişine farklı şekilde avuta giden top. Evet, rakip sol kanada derinlemesine uzun bir ara pası verdi. Araya giden oyuncumuz Yusuf Safran topu kontrol etmeye başladı. Bakalım saklayabilecek mi topu ve out. Topun out'a gitmesine izin verdi. Evet, son derece kalecimizden uzun bir pas düşüncesi. 12 numaralı oyuncumuz Semih topu kontrol etmeye başaramadı. Taç Esen'in bekletmeden hemen oyunu başlattılar. Skor 2-0. Acele etmeyin, sakin, sakin. Sakin beyler, acele etmeyin, sakin. Yakın dur, yakın dur. Evet, Semih'ten kritik müdahale. Topun geçmesine izin vermedi. Araya giren Erhan topu kontrol edebilecek mi? Dönen top rakipte kaldı. Evet, ikinci yarıya rakip baskılı bir oyun sergiliyor. Direkten dönen bir topları var. Skor 2-0 ve bu arada araya giren oyuncumuz Yusuf Öztürk topu kontrol etmeye başardı. Tekrar Erhan'a bıraktı. Erhan'dan sağ kanada Semih, 12 numaralı oyuncumuza. Semih'ten oldukça uzun bir ara pası Mustafa'ya. Evet, Mustafa'dan tekrar geri Semih'e. Evet, Yusuf Öztürk tekrar Semih ile paslaşmayı tercih etti. Erhan tekrar topu Semih'e bıraktı ve başarısız bir ara pası düşüncesi. Oyuncumuz, 12 numaralı oyuncumuz topa yetişemedi. Evet, ikinci yarının yaklaşık 7 dakikalık süresini geride bıraktık ve oyuncumuz Yusuf Öztürk'e yapılan müdahale sonrasında hakem faul dediğini çaldı. İkinci yarıda rakipten ilk faul geldi. Oyuncumuz Yusuf Öztürk bekletmeden hemen oyunu başlattı. Evet, Erhan'dan tekrar geri Semih'e topu kontrol etmeye başlamadı. Sakin beyler, sakin. Acele etmeyin, acele etmeyin, sakin. Skor 2-0. İkinci dakikada Semih'ten gelen maçın ilk golü. Evet, oyuncumuz saraya girdi, topu kontrol etmeye başardı. Tekrar geri Mustafa'ya bıraktı. Mustafa'dan tekrar Yusuf Öztürk'e. Yusuf'tan tekrar Semih, 12 numaralı oyuncumuza. Yusuf'tan tekrar Erhan'a, 11 numaraya. Evet, Erhan topu kontrol etti. Tekrar Mustafa'ya bıraktı.
Evet, rakip topu kontrol etmeyi başaramadı ve havuta gitti. Suratlı toptu. Adam geliyor, dikkat et. Oyna oyna, sakin. Evet, Yusuf Öztürk direkt kaleye şut düşüncesi. Evet, rakipten direkt kaleye şut. Farklı şekilde kale direğinin yaklaşık 1 metre kenarından avuta giden top. Evet, Yusuf Safran uzaktan. Evet, muhteşem bir şut. Kale direğinin üstünden tekrar ceza sahası içinden taca giden top. Rakip bu dakikalarda topu saklamayı tercih ediyor. Araya giren oyuncumuz Yusuf Öztürk. Tekrar oyuncumuz saraya girdi. Tekrar geri dönmeyi tercih etti. Evet, 99 numaralı Mustafa'dan son derece uzun bir pas düşüncesi. Rakip kaleciye kadar giden top havuta gitti. Yakın oyun oynayın, yakın oyun oynayın. Mümkün olduğu kadar yakın oyun oynayın. Oyna oyna. Evet, Yusuf Safran topu saklamayı tercih ediyor. Bakalım çalıma girdi. Tekrar rakipten rakip kaleciye kadar ulaşan top. Evet, kimse dokunmadı. Top out'a gitti. Evet, kalecimiz tekrar Semih ile oynamayı tercih etti. Oh! Evet, Yusuf Öztürk'ten direkt gelişine şut düşüncesi, farklı şekilde out'a giden top. Skor 2-0. Evet, Payitaht ligde 5. sırada yer alıyor. Evet, 99 numaralı oyuncumuz Mustafa'dan rakibe müdahale, sonra sakin faul düdüğünü çaldı. Evet, taç çizgisine yaklaşık bir yarım metrelik bir mesafeden serbest vuruş kullanacak ev sahibi takım Essen. Topun başında 9 numara, direkt kaleye bir şut gelir mi? Hadi be! Evet, 12 numaralı oyuncumuz Semih. Kalecinin üzerine topu aşırtmayı tercih etti ve farklı şekilde avuta giden top. Evet, top sürekli. Yes, işte bu. Evet, maçın 3. golü 11 numaralı oyuncumuzdan Erhan'dan geldi. Dakika 38, hatta 39. Evet, maçın 3. golü 39. dakikada geldi. Skor 3-0. Essen 0, Payitaht 3. Yakın oynayın, yakın oynayın. Oyna, oyna. Evet, Erhan'dan oldukça uzun bir pas düşüncesi Yusuf Safran'a, farklı şekilde taca gitti. Evet, oldukça uzak bir mesafe. Tekrar Erhan'dan dönen top. Evet, oyuncumuzun eline çarpan top. Hakem faul düdüğünü çaldı. Oldukça uzak bir mesafe, yaklaşık 10 metrelik bir mesafe var. Direkt kaleye şut gelir mi? Evet, oyuncumuzdan dönen top. Top bize kadar ulaştı. Başka.
Evet, Yusuf Safa'dan tekrar geri Mustafa'ya. Evet, Mustafa'dan isabetsiz bir ara pası düşüncesi. Farklı şekilde taca giden top. Evet, Yusuf Öztürk'ten son derece kritik bir müdahale. Evet, Erhan'dan son derece kritik bir müdahale. Evet, kalecimiz Necati'den muhteşem bir kurtarış. Korner. Skor 3-0. İlk yarıda 2 gol var, ikinci yarıda 1 gol. Tekrar rakip topu kontrol etmeyi başardı. Oyuncumuz Erhan'dan taca giden top. 8 numaralı oyuncu hemen bekletmeden oyunu başlattı. Dönerek direkt kaleye şut düşüncesi. Oyuncumuz Yusuf Öztürk'ten dönen top. Ve bakıyoruz korner mi diye. Evet, tekrar oyuncumuz Yusuf Öztürk'e çarpan top kornere gitti. Yakın oynayın, yakın oynayın. Tekrar kalecimizin sağ tarafından korner. Rakip bekletmeden korneri kullandı. Evet, kalecimiz Necati'den son derece kritik bir müdahale. Ve oldukça acele etmeyin Necati abi, sakin. Sakin, acele etmeyin. Evet, 4'e 3 rakip baskı kurmaya çalışıyor. Bırakmayın, bırakmayın. Geri dön abi, dön geri. Evet, kalecimiz Necati'den yine son derece kritik bir müdahale. Bakıyoruz, hakem oyunu devam ettirdi. Hiçbir şey yok dedi. Evet, rakip topu kontrol etmeyi başaramadı. Havut. Evet, Yusuf Öztürk Mustafa ile hemen oyunu başlattı. Yusuf Safran topu kontrol edebilecek mi? İkili bir baskı var. Evet, aradan çıkmayı başardı. Ve sağ kanatta maalesef kimse yok. Direkt sol ayakla kaleye şut düşüncesi. Farklı şekilde avuta giden top. Evet, oldukça uzak bir mesafe ve skor. Maalesef skor 3-1. Evet, maçın bitimine yaklaşık 11 dakikalık bir süre var. Sakin, sakin, acele etmeyin, sakin. Evet, Mustafa topu kontrol etmeye başardı. Tekrar Semih'e bıraktı. Evet, Mustafa'ya. Sakin, sakin. Mustafa abi, sakin. Oynan bak abi. Sakin abi, sakin. Bir kişi geride kalın abi. Sakin, Mustafa abi, sakin. Evet, Yusuf Öztürk'ten serbest vuruştan, frikikten muhteşem bir gol. Skor 4-1. Evet, 44. dakikada Yusuf Öztürk'ten muhteşem bir gol. Sakin oynayın, ortamı germeyin. Döndürmeyin, döndürmeyin. Evet, rakipten direkt şut, farklı şekilde kalecinin sağ tarafından out. Sakin beyler, sakin. Mustafa abi, sakin, rahat ol. Lan, rakipten daha çok söylediniz, yeter lan.
Hadi hadi beyler, hadi beyler. Oo. Hadi. Evet, araya giren Erhan topu kontrol edebilecek mi? Rakip topu kontrol etti. Tekrar araya giren Semih. Bakıyoruz. Güzel güzel, bravo. Evet. Yaklaşık 10 dakika beyler, sakin. Yormayın kendinizi. Evet, Semih'ten son derece süratli top. Yusuf Öztürk topa yetişmeyi başaramadı. Rakipte kalan top. Sakin oynayın beyler. Geriye gel, geriye gel. Evet, hakem ikili mücadele dedi, omuz omuza. Evet, Semih'e yapılan hareket sonrasında hakem faul düdüğünü çaldı. Sakin Semih. Semih sakin. Semih. Abi sakin. Evet, bu dakikalarda ortam biraz gerildi. Evet, oyuncumuz, 12 numaralı oyuncumuz Semih'e yapılan faul sonrasında sinirlendi. Evet, oldukça uzak bir mesafe direkt kaleye. Evet, barajdan dönen top tekrar Semih'ten Yusuf Safran'a. Bırakmayın defans. Evet, oyuncumuz gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, baskı kurun. Bırakmayın. Evet, rakip baskı kurmaya çalışıyor. Maçın bitmene yaklaşık 7 dakika var. Rakip kaleci de ileriye doğru çıktı. Uzaktan kalecimizden kritik bir kurtarış Necat abiden. Evet, rakip kaleci de şimdi bu dakikalarda oyuna dahil oldu. Evet, oyuncumuz Yusuf Safran'dan müdahale. Taç Esra'nın. Evet, skor 4-1. Payitaht 4, Esra'nın 1. Ev sahibi takım baskı kurmaya çalışıyor. Rakip kaleci de ileriye doğru çıktı. Kapanmayın, öne doğru çıkın. Kapanmayın, öne doğru çıkın. Kapat. Evet, oyuncumuz Yusuf Safran'dan taca giren top. Evet, rakip kaleci, bırakmayın, bırakmayın. Evet, rakip oyuncu topa yetişti ve topu kontrol etmeyi başardı. Topun kornere gitmesine izin vermedi. Sakin, sakin, geriye yaslanmayın, geriye yaslanmayın. Oyna, oyna. Evet, rakip kaleciden son derece kritik müdahale. Bırakmayın abi, bırakmayın. Evet, bu dakikalarda heyecan üst safhada, skor. Evet, bakıyoruz. Semih'e bir sarı kart geldi. Skor 4-1. Esin 1. Payitaht 4. Evet. 12 numaralı oyuncumuz Semih'e yaptığı müdahale sonrasında sarı kart çıktı. Esin en Payitaht 1. Abi, skor en bir, Essen en, Payitaht bir. Evet, top tekrar Semih'te kaldı. Evet, Yusuf Öztürk vuracak mı diye bakıyoruz. Evet, kale direğinden dönen şut. Yusuf Öztürk'ten güzel bir şut. Beyler güzel, son 5 dakika, rahat. Evet, son 5 dakika. Evet. Kalecimiz Necati'den son derece kritik bir kurtarış.
Yusuf Safran güzel sakladı topu. Direkt kaleye şut ve rakip kaleciden kritik bir müdahale. Evet, bu gece Yusuf Safran son derece formunda diyebilirim. Evet, rakip tekrar baskı kurmaya çalışıyor. Farklı şekilde bakıyoruz. Avuta giden top. Abi güzel taktik ha valla. Evet, Necati'den tekrar Erhan'a. Erhan'dan tekrar geliyor Yusuf Öztürk'e. Sakin sakin beyler, sakin, acele etmeyin. Evet, direkt kalecimizin kucağına gelen top. Evet, kalecimiz tekrar oyunu açmayı tercih etti. Sağ kanata Semih'e, Semih topu Erhan'a ve işte maçın 5. golü Erhan'dan geldi. Skor 5-1 in VEF. Evet, Erhan'ın ikinci, takımın 5. golü. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Gerçekten muhteşem bir oyun sergilediler. Yarın akşam... Evet, Necati'den son derece kritik bir kurtarış. Evet, araya giren Yusuf Öztürk topu kontrol etmeye başardı. Tekrar Yusuf Safran'a. Birebir bakalım topu sürmeyi başarabilecek mi? Araya giren rakip topu kontrol etmeye başardı. Evet, 11 numaralı oyuncumuz tekrar Erhan topu saklamayı başardı ve rakibe çarpan top avuta gitti. Evet, Semih'ten tekrar Yusuf Öztürk'e. Yusuf tekrar Semih'e bıraktı topu. Semih topu saklamayı kontrol etmeyi başaramadı ve tekrar Semih'ten müdahale. Bakıyoruz taca çıktı mı? Tekrar Semih topu kontrol etti. Evet, Semih'ten sol kanada Yusuf Öztürk'e, Yusuf'tan tekrar Yusuf Safran'a bekletmeden 11 numaralı oyuncumuz Erhan'a. Erhan tekrar geriye döndü. Yusuf Safran'a, Yusuf Safran. Evet, kalecimizden oldukça uzun bir top, ta rakip kalecinin ellerine kadar ulaşan bir top. Evet beyler, 2 dakika var. Acele etmeyin, sakin. Evet, oldukça başarısız bir ara pası düşüncesi. Evet, araya giren oyuncumuz kaleci, kaleden çıktı. Kaleciyle karşı karşıya Yusuf Safran direkt topu kaleye gönderdi ve skor 6-1. Skor enzes. Yusuf Safran'dan gelen ilk golü. Evet, skor 6-1. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Gerçekten muhteşem bir oyun sergilediler. Evet, Yusuf Safran'dan hareket, bir deneme geldi ama maalesef başarısız oldu. Ve skor 7-1 Yusuf Öztürk. Evet, Yusuf Öztürk'ten maçın 7. kendisinin 2. golü geldi. Tebrik ediyorum kendisini. Evet, maçın bitimine son saniyeler, son dakikalar hakem saatini kontrol etti. Skor 7-1. Essen en payitaht zeyli. Evet, Yusuf Safran'dan ara pası düşüncesi. Rakipte kalan top. Evet, rakip
Skor 7-1 olmasına rağmen bir türlü oyundan kopmadı. Sürekli baskı kurmaya çalışıyor ve bu dakikalarda cümlemi tamamlamadan hakemden maçın son düdüğü geldi. Skor 7-1. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Güzel bir skor. Deplasmanda alınan temiz bir galibiyet. Evet. Evet değerli dostlar, bu gecelikte yayınımıza burada son veriyoruz. Ersin deplasmanına gelen Kayıtaht sağdan 7-1'lik skorla galip ayrılıyor. Evet, 11 numaralı oyuncumuz Erhan'dan gelen 2 gol var. Yusuf Öztürk'ten 2 gol var. Mustafa'dan 1. Semih'ten 1 ve Yusuf Safran'dan 1 gol var. Tebrikler beyle. Geldiğimize değeri gerçekten tebrik ederim. Eyvallah, rica ederim. Evet, bir sonraki maçta tekrar haftaya salı günü görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.